Allah subhanahu wa ta'ala hamma narsaga qodirdir. Allah yo'lida janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor ekan. Allah yo'lida kim da'vat qilsa, qalbidan oyat hadisdan chiqib ketmasdan qalbi-yu iymoni bilan kimki din diyonatga da'vat etsa, o'sha da'vat qilgan kunidan Parvardigor u ikkita farishtadan boshqa yana ikkita farishtani bandamni himoya qilib yuringlar deb himoya chiqib qo'yarkan. Qo'rqmang. Siz Allohdan qo'rqing. Allohga ishoning. Alloh o'zi zo'r. Alloh taoloning oldida hech qanday zo'r yo'q. Alloh beradi, nima bo'lsa Alloh taolodan so'rang. Alloh o'zi saqlaydi, nima bo'lsa Alloh taolodan saqlovni so'rang. Yalining, egiling Xudoga, bandasiga emas. Parvardigor o'zi zo'r. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مَحْضَرًا O'sha kuni, qiyomat kuni, har bir qilgan yaxshi ishlaringizni Alloh hozir qilib ko'rsatib qo'yadi sizga. Mana bandam, meni yo'limda da'vat qiluvding. Meni yo'limda bir odamni namozga boshlab keluvding, ibodat qiluvding, birovga yaxshilik qiluvding. G'ibat qilgin kelayotganda meni eslab g'ibatdan tiyiluvding. Birovni haqqi bo'lgan pulni ko'rganingda meni eslab hazar qiluvding. Mana shularni mukofoti. Mana juma kunlari namoz o'qib, ibodat qilganing, sahar turib bomdod o'qiganing, ishingni qo'yib peshin o'qiganing, ishingni qo'yib asr o'qiganing, yaxshilik qilganing, ota-onangni rozi qilganing, qo'shningga ozor bermaganing, qarindoshingdan hol-ahvol so'rganing, kasal ko'rganing, yetim bosh, mana shularning savoblari mana deb Alloh taolo beradi. Rozi bo'lasiz Alloh taolodan hisobsiz. Bular bekor ketmaydi bu toat ibodatlarning ajri. Ko'proq da'vat, ko'proq bir-birimizni da'vat qilaylik. Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kimlarni da'vat qilganlar? Butun umr ota buvasi butparast bo'lib, mushrik bo'lib yurganlarni. Az sizi bizlarni bobolarimiz, bobo va kalonlarimiz 7ta, 9ta, 10ta avlodi hammasi islomda kelgan namozxon odamlar bo'lgan musulmonlar avlodimiz. Qo'rqamiz shularidan, har qancha gapirsak, har qancha uyaltirsak bo'ladi. Voy, buvang qanaqa edi, dodang qanaqa edi deb gapirsak bo'ladi. Va bo'yin egishadi, asli zoti toza, hech qachon aynib ketmaydi. Faqat tushuntirish, bildirish, yetkazish kerak. Va masjidga keladigan 10 ta 15 ta chol shu yoshlarga o'rnak bo'lish kerak. Ha deb bir-biriga g'idi-g'idi qilib bir-biri bilan arazlab, bir-birini so'kib, bir-birini diliga ozor berib, tarab-tarab bo'lishlik bu yoshlarni e'tiqodiga ta'sir bo'ladi. Lekin yoshlar, sizlardan bir gap, qariyalardan xafa bo'lmang. Bu qariyalar yosh bolalikka qaytib qolishgan. Go'yo sizlarni o'sha bolalaringizni peli qanaqa bo'lsa, 80 ga kirgan odamni peli shunaqa bolanikidaqa bo'lib qoladi. Sal narsaga arazlaydi, sal narsaga yig'laydi. 4ta gap ortiqcha, 2ta gap kamlik qilib turaveradi. Bulardan xafa bo'lmang. Sizlar Allohga ibodat qilishga va mana bu qurilayotgan masjid sizlarni deb bo'yapti. Sizlar bosh qotirib, sizlar harakat qilib, sizlar da'vat qilib mana shu masjidni obod qilishlikka o'tinglar. Mana shu joy sizlarniki. Ha, 4ta qariya, masjiddagi 10ta qariya bir-biri bilan talashib yuribdi. Uyidi, buyidi deb o'zingizlarni olib qo'ysanglar, Xudoning oldida nima deysizlar?
Mana sizlar hozir harakat qilsanglar, shunaqa ulug' yoshlarga kelib, bir paytlari kelib faxr qilasizlarki, mana yoshlar, biz yoshligimizda mana shu masjidni qoyillatib biz qurganmiz, biz shuni bosh bo'lganmiz deb g'urur bilan, faxr bilan gapirasiz, hamda qiyomatda Alloh taolo bu qurgan, bu bo'lgan, bu masjidni obod qilganning savoblarini behisob ato etadi. Jannatda har bir masjidga harakat qilgan odamga Alloh qasr bino etgan bo'ladi. Lekin masjidni qurishdan oldin o'zimizni namozga o'rgataylik, Parvardigorni taniylik. Alloh taoloni tanimay, ibodat qilmasdan masjid quraman. Masjid g'ururlik bo'ladi, o'zini ko'rsatish bo'ladi bu. Avvalo namozda sinalinglar, e'tiqodda, iymonda imtihondan o'tinglar. Ana shunda har bir narsaga osonlik bilan yetishiladi. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Mana hozir jamoatni ko'rib quvonib turibman, chunki mana hozir ko'pi shu qumarini o'zidan chiqqan yoshlarimiz. İlahi hamisha hozir qanday ish bo'lmasin, men bugun jumaga boraman. Bugun juma kun deyilsa, hech kim to'sqinlik qilmaydi. Bahona qilmasdan juma namoziga, boshqa namoziga qatnashmaganinglarni evaziga yarasa, mana shu masjidni obod qilish, ko'rgatish sizlarni, mana shu qumaroqdagi yoshlarni ishi. Ana chaqishmonda odam sig'may ketadi, chunki atrofdan butun yosh e'tiqodlik bolalar o'shatga to'planadi. Bu masjidga ham agar shu qumariq atrofi, u ikkinchi qumarig'i, birinchi qumarig'i, buyog'i jala yerdagilar hammasi chiqsa, sig'may ketiladi bu yerga. Har bittangiz bitta odam boshlab kelsangiz ham qancha bo'ladi? Endi birodarlar, musulmonchiligimizni mustahkam qilaylik. Endi vaqt keldi. Mana buni musulmon dini islomdan yiroq yurib, buni mana ko'rdik nimalarni olib kelganini, nimalarga duchor qilganini. Endi inshaalloh Rabbil olamin Alloh taolo hammamizni maqsad murodlarimizga yetkazib, rushdi hidoyatda qilsin, iloha ibodatda ala davom etsin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر عرب يجد 50 سم إحسان قبطو مسجدك ساعت كاملان اوغلار رستم جان 700 سم صدقة بيربتلر بر نوراني آنخان 200 سم إحسان بيردلر shularni haqlariga bir duo qilaylik. Amin. Alloh taolo rushti hidoyatda qilsin. Alloh taoloning yo'lida birni bergan bo'lsa, Alloh taolo mingni ato etsin. Ilohiy yaxshi ishlarga, yaxshi qarlarga shularni nasib etgan bo'lsin. Birodarlar, buni o'zlari yozib bizaga duo olib beringlar deyishgani yo'q. Biz buni atidan boshqalar ham bunaqa ish ham bormi deb sal eslariga kelsin degan ma'noda qildik. Allah Teala hammalarini qilgan ajrlariga o'xshab azr bersin. Allah akbar. Rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم hurmatli mu'min musulmon birodarlar mana shu qutlug xonadonga uzoq yaqindan kelgan mahalla ko'y qavmi qarindosh yor birodarlar mana bu xonadonga yig'ilib o'tirishimizdan maqsad sohibi xonadon o'tgan ota-buvalarni ruhini eslab shularni ruhlarini bir sarafroz etayin,
şularını ruhunu bir eslab şad eteyin degen maksadlar bilen sizi bizi hanedanlarına çakırıptılar. İlahi Allah Ta'ala nimey maksad, nimey tileyde çakırgan boseler Allah Ta'ala oşa maksad muratlarını yetkazıp şu hanedandan ötüp gitken ve şu hanedandan ümit var bugün atabı ve evladı ecdadlarını, ruhlarını Allah rahmet kıyan bulsun. Braderler, ata ananı yeslep turşlik dünyadan ötkenden kigin sizi bizni gerdenimizdeki karzımız arz. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de itedi ki Estaizu billah anishkurli vel valideyk. Yoğdan bar kılıp insan kılıp yaratkenimge dedi Allah menge şükür kigin. Ve dünyaya gelip mene adam bulu yaşa yürgeninge sebep bugen. Seni vücudinge sebep bugen. Seni bakıp katta kigen ata anenge şükür kigin. Allah'a şükür kılıçlik ibadet. Allah'a şükür kılıçlık ibadet ve şu ibadetler arkali ata ananı esleş, ata ananı şükürünü kılıç. Ata anaga hayat peytide hizmet kılınadı. Dünyadan ötkenden kigin ruhunu şad etedigen işlerini kılıp ata ananı ruhunu serafraz etişedir. Kim ki dünyada ata ananı hizmetini kıptı mı, ata ananı özüden razı kıptı mı, bilivursun Allah ondan razı. Kim ki ata ananı duasını attı mı, iki dünyada harızarlığını görmeydi. Kim ki ata ananı ruhunu şad etip eslep türedi mi, o hem bir günü dünyadan ötkende farzantları ruhunu şad etip türedi eslep. Braderler, bana bugünkü yığın farzant ötken atanı eslep, şu atanın ruhunu şad eteyim deyip kılın yaptı. Lekigin afsız nedametler bulsun. Hazır ki bizni itikatsız bulup kagen köp yaşlarımız din diyanetten bir haber dua dua digen savablarga bir ihlas bulup kagen bazı bir hılı yaşlarımız ata analarını hayat ata analarını kadrige yetmiyat. Bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü minberge çıkıp dua kıptırıp amin dediler. Sahabeyi kiramlar hemmes koşuluşup amin deyişti. Yine kollarını açıp amin dediler ikinci meratebe. Sahabeyi kiramlar hemmesi amin deyişti. Üçüncü meratebe hem kollarını kurtarıp sarvarı alem amin dediler. Sahabeyi kiramlar koşuluşup amin dediler. Lekigin sahabeyi kiramlar bilmediler ki serveri alem neme ki üç meratebe amin dedi. Şimdi soruştu ya Resulallah üç mertte minberge çıkıp amin 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 dediniz. Şu amin digeniz neme ki buldu neme ki bizden koşulup amin dedik. Peygamberimiz ettiler ki ben minberge çıkanımda Cebrail aleyhisselam kelip eytti ki ya Resulallah ey Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ata anasını hayat tapıp, şu ata anasına hizmet kılıp, özüge cennette vacip kımegen, ben de harbosun dedi, ben amin dedim dediler. Braderler, ata anaga kılıngan hizmet, her kendi günahlarını Allah Ta'ala, şu ferzantını ata anaga kılıngan hizmeti bilen keçedi. Bir adam, günah iş kıldı. Nihayette ağır bir günah işini kılıp serveri alemi aldılar ki yığılıp geldiler ki ya Resulallah ben bir katta günah iş kıldım. Huda keçirer mi ki şu kigen günahımını? Şimdi serveri alem ettiler ki anen tirik mi dediler. Ya Resulallah anem dünyadan ötüp gitken afsuz meyli indi tövbe kılır Allah haklese keçirer haklemese özü biledi. Şunda haliga adam etti ki anam nime ki soradiyiz? Anam trik bugende nime bulardı? Sarvara alam ettiler ki anenge hizmet kılardın. Her kendi günahını anenge kigen hizmet bilen Allah Ta'ala keçir varardı. Şunun için anen hayat mıdır soradım digenikenler. Bir allame-i zaman, bir uluğ, alim, mütefekkir her günü yaştan aldın analarını
ayağlarını, tavallarını kilip öperkenler. Ey oğlum, beni hicalet kımayın. Siz şunda alim, allamesiz. Beni şunçelik ayağımı, beni tavanımı öpsizsiz, sizge yereşmeydi digende. Ey anacanım, mendik allameni, mendik alimni, mendik hürmet egesi, bugün insanını dünyaya gelişge sebep bugün, bakıp, bağır süt bilen, bakıp terbiyelegen, siz bulasız. Sizi kademizi astıda cennet. Hani şu kademlerinin astıda cennet bugün kademlerini ben öpemen, kuzumge sürtemen anacan digeni kendim. Braderler, dünyada kim buluşumuzdan katli nezer? Bizni mana şu kim bo'lib yurishligimizga sabab o'sha otamiz, o'sha onamiz. Ba'zilari hayot qarib qolishgan, ba'zilari dunyodan o'tib ketishdi. Ularni har qancha eslab, ularni har qancha ruhini shod etsak kamay bo'lmaymiz. Chunki gardanimizdagi bizni qarzimiz ota-onaning ruhini shod etib turishlik, ota-onani eslab turishlik. Alloh taolo shundayin o'zi mohir zotki, kimki ota-onasiga nima muomala qilsa, bolalaridan shuni qaytarib qo'yibdi. Bolalaridan dunyoda hurmat ko'rayin, izzat ko'rayin, xorlikni ko'rmay degan inson ota-onasini hurmat qilsin, ota-onasini xizmatini qilsin. Yana janobi sarvari olamni ikkinchi marotaba amin deganlarining sababi aytdilar ki, kimki shundoq savobga to'lgan Ramazon-i Sharif oyiga kirib kelsa-yu, shu Ramazon oyida to'at ibodatlar qilmasdan shu oyni beparvo, bu Ramazon oyimi, boshqa oyimi tark qilmay shu oyni behurmatchilik qilgan insonni Alloh xor qilsin dedi. Amin dedim dedilar janob sahob. Birodarlar, oy, hamma oy Allohni oldida bir oyu, lekin Ramazon oyi juda ham ulug' oy. Ramazon oyining farqi boshqa oylardan, Alloh taolo aytgan ekanki, men bilan bandalarimni farqi qandoq bo'lsa, Ramazon oyining farqi boshqa oydan shundoq degan ekanlar. Endi shu Ramazon oyidagi ibodat, nafil ibodatlar farz ibodatga qo'shiladi. O'sha oydagi nafil sadaqalar boshqa oyni farz sadaqasi bilan barobar bo'ladi. Bu oyda to'at, bu oyda duolar, hech bo'lmaganda ba'zi bir xil yoshlarga aytamizki, birodarlarim, to'at ibodat qila olmasangiz, roza tutolmasangiz, shu oyni hurmatini saqlang. Hech bo'lmasa shu musulmon avlodimanku, otim Muhammad, otim Ali, otim Abdulloh ekanku, ota-onam musulmon o'tgan ekanku, shu oyda bo'lmasam ba'zi boshqa oyda qiladigan qilig'imni shu oyda qilmay deb, shu oyni hurmat qiling, butun savob olmasangiz ham chorak savob egasi bo'lasiz. Lekin dunyoda afsus nadomatlar bo'lsin, yana aytaman, bizga mana bu e'tiqodsizlikning targ'iboti ko'p bo'lib, ko'p odamlarimiz loqayd bo'lib qoldi, e'tiqodsiz bo'lib qoldi. Ramazon oyimi, boshqa oymi, axir o'sha oyda dunyodan o'tgan ota-enalaringizning ruhi shu oyda menga bolam nima yuborarkin deb ilhaq bo'lib turadi. Birodarlar, ruh bor, Xudo Allohni o'zi haq, o'zi bor va dunyodagi insonlarni yaratib qo'yibdi. Insonlarni tani ham bor va o'lgandan keyin tani chirib ketgan bilan ruhi o'lmaydi, ruhoniyat abadiy yashaydi. Ana shu ruhini eslab turishligimiz, ayniqsa Ramazon oyida bizdan juda ham bular umidvor bo'lib turadi. Shu oylarda bularni eslab turishligimiz biz uchun, o'zimiz uchun, tirik uchun kerak. Chunki birodarlar o'shalarning safiga oz muddatlarda o'zimiz ham bosh qo'shilib, o'zimiz ham marhum bo'lib, bolamdan nima kelarkin, shu Ramazon oyida bolam bir to'rtta odamni chaqirib, bir xotiralab qo'yarmikin, ikki kalima Qur'on o'qib, ruhimga bag'ishlatib qo'yarmikin degan umidni bizni ham boshimizga bir kun keladi. Siz qilsangiz bolangiz qiladi sizga. Siz qilmasangiz sizga bolangiz ham qilmaydi, birodar aziz. Mana
Mana shu ishlar mana bugungi bir eslov ham bolalarning esida qoladiki, mana otam otasini eslardi, men ham otamni eslay deydi birodarlar. Bu bir katta tarbiya. Bu juda bir katta bir ulug' ish birodarlar. Mana Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Shunday bir erkinlik din diyonatimizga juda katta erkinlik berdi. Qonunlar bilan maktablarga borib 9-10, 11-chi sinflarga katta zalda amr ma'ruf qilib beryapmiz. Chorshanba, seshanba kun bitta maktab taklif qiladi. O'qituvchilariga, mudirlariga rahmat. Shu bolalarni yig'ishadi. Shu bolalarga amr ma'ruf 1 soat amr ma'ruf qilganimdan keyin 1 soat savol-javob. Bir 9-chi sinfni bolasini savolini men sizlarga misol qilib keltirsam, 9-chi sinfda o'qiydigan bolani savolini qarang. Nimaga deydi, oldin ota buvalarimiz qo'sha qarib yasharkan, ajralish bo'lmas ekan. Nimaga hozirgi kunda 5 yilda, 4 yilda, 6 yilda eri xotinlar ajralib ketadi? Bizdagi tirik yetimlar yo oyisi bilan, yo dadasi bilan, yo onaga to'ymay, yo otaga to'ymay shunaqa o'tyapmiz. Nimaga shu ajralishlar ko'payib ketgan bizda degan savolni berdi. Nimaga shu sabab shunaqa deb. Birodarlar, diyonatdan, shariatdan uzoqlashdik. Shariatdan, diyonatdan uzoqlashgandan keyin erni na xotin, xotinni na er tushunmaydi ko'pchilik. Oilani muqaddas deb biluvchi oilalar oz juda. Shuni oilani muqaddas deb bilib, bola tarbiyasini bo'yindagi bir katta farz deb bilib, shularga olib kiring. Shularga katta e'tiborlarni berishlik diniy ta'limotlarimizda gap juda ko'p. Alloh taolo qilgan amr ma'rufimni dargohida qabul aylasin. Mana dunyodan o'tgan bugungi sohibi xonadonni, ota-onalarini, bobo-momolarini Alloh g'ariq rahmat, soyistay jannat qilsin. Ota avlod, ona avlod, sohibi xonadonni, jannatimizlarni, butun shu xonadondan umidvor bo'lganlarni barchalarini Alloh rahmat qilib, xonadonga Alloh taolo sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, fayzi baraka, rushdi hidoyat ato aylab, farzandlarini rohatlarini ko'rib, ularga duogo'y, maslahatgo'y bo'lib yaxshi hayotni ko'rib yursin, nasib aylasin Alloh. Kelganlarni ham Alloh taolo yaxshi-yaxshi maqsadlarga yetkazib, Alloh taolo fayz barakalarini bersin. Allohu akbar. Bir arab rivoyatida bir hikoya bor. Bu bir rivoyatda bir qorong'ida bir arab tuyasini yo'qotib qo'yibdi. U yoqqa yuguradi, tuya yo'q, sahro. Bu yoqqa yuguradi, tuya yo'q. Nima qilishini bilmaydi. Endi sahroda tuyada ketgan suvlari, anjomlari endi bir pas oy chiqqandan keyin oyni yorug'i tushibdi sahroga. Oyni yorug'ida qarasa tuyasi yurganmish. Xursand bo'lib ketib tuyani topibdi-da, oyni haqqiga bir duo qiling, oyni haqqiga. Oyga qarab, iloha martabang baland bo'lsin desa, o'zi oy baland joydamiz. Iloha chiroyli bo'lgin desa, oyday o'zi oyday bo'lib turganmiz. Shunda aytgan ekan, ey oy, seni ham dilingda bir maqsading bordir. Parvardigor o'sha maqsadingni bersin deb duo qilingan ekan. Alloh taolo shu xonadonni ham dilidagi nima maqsad bo'lsa maqsadiga yetkazsin. Alloh لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم
Dünyanı yaratken, her ikkele dünyanı yaratken. Bana bu fani dünyada sizi bizi her türlü yol bilen, takdirat bilen imtihan kıladigan. Hamdü sana bulsun şimdi zatke ki, bana şu yeryüzünü sizi biz insanlarga vatan kılıp verip, bana şu vatanda sağ selametlik, tinçlik, hatırcemlik, afet-u bela kazalardan, ut belası, su belası, zilzile belalardan saklap, yerini eminlikte saklap durgen Allah-u Teala'ya hamdü senalar bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Durud-i bi'edet hadi-i dinge, Resul-i rahmetellil alemine. İlahi, şu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerine amel kılıp barışlığını hemimize nasip etsin. Ve ahirette Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerden Allah Teala nasip etsin. Şimdi biraderler, kança gapırsak da şunça, eğer bir bu yığılış saat 12'de bir saat vahli rah keseyler, bir söz kufra olsa diyen niyeti kılamız daim, kandaydır bir kiliş, sus. Süslik ki, hali itikadımız susrağda. İtikad güçlü olsa, ertelepten cümege tayarlanadı adam. Ertelepten tayarlanadı, ama iş koyup. Allah Teala dergahıdan böyle ibadetlerimizi kabul etsin. Meneselerge, bugünkü maruza, bugünkü davet, Sure-i Kehf'ni ahırda ayayı kerimeler var. Sulardan silerge davet kıbir hemen tafsir kılıp. Allah subhanahu ve teala bu ayette cennetilerini beyan kıladı. Estaizu billah. İnnel lezîne âmenû ve amilussâlihât kânet lehum cennâtul firdevs nuzulâ hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hivelâ.
Albatta, amali solih qilgan, ya'ni iymonga kelgan va amali solihlarni bajargan zotlar uchun Jannatul Firdaus o'rin qilib berildi dedi. Iymonga kelgan, amali solih qilgan. Ya'ni Allohga ishongan va Allohning buyrug'ini bajarib, Alloh taoloni qaytargandan qaytgan. Mana shuni amali solih deydi. Biron bir joyda innallazina amanu kelganda amali solih va amali solihat kelmay qo'ygan joyi yo'q. Iymonga kelgandan keyin, Allohga ishongandan keyin amali solih. Amali solihni birinchisi nima? Namaz. Allah'a ishondim degandan keyin Xudoning birinchi buyrug'i namaz, namazı bajarmoq kerak. Hali namazını yana kengaytirib tushuntirib o'taman. Bu yerda Alloh taolo shu Allohga iymon keltirganlarga, ishonganlarga, namaz o'qiganlarga, harom halallar